Evet, alan DC BC kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar, şu B noktası geliyormuş buraya değil mi? Şöyle. 6 buraysa 6 burası. 12'den 6 çıkarttım, 6 burası. Devamında bakın, BAD 45 dereceymiş. BAD 45 ise katlamadan dolayı 45 de burası. Yani burası 90 oldu. Bakın burası dik oldu. O halde bakın, ABD'nin alanına A dersen yansımadan dolayı burası da A olacaktır. Tabanlar aynı ise burası da A olacaktır. Yani bu üç alanda birbirine eşit. O halde bakın, 6 çarpı 12 bölü 2'den ben alan hesaplayabilir miyim? Evet. 12'yi 2'ye böldüm, 6. 6 kere 6 36. 3'e bölersem ne olur? Her birine 12'şer düşer. Benden de zaten DC B üssü isteniyordu. O halde 12 birim kareyi işaretleyeceğim. Evet, ABC dik üçgeni biçimindeki levha A köşesi sabit tutularak pozitif yönde 60 derece döndürülüyor. B üssü elemanıdır BC oluyor. Bakın burası da önemli. Neden? Çünkü bakın B noktası döndürülüyor ve kendi doğrusu üzerinde tekrar konumlanıyorsa şöyle kesiştiği yer 90 derece oluyor. Devamında alan AB üssü de 8 kök 3 birim kare olduğuna göre alan ABC kaç birim karedir? Şimdi 60 derece döndürülüyor değil mi? O halde burası 60. 90'dan çıkarttım, şuraya 30 kaldı. Bir 90 da burası olmalı. O halde burası da 60 derece. Bakın ben bu 60'ı siliyorum. Şöyle açıyı ortadan ikiye bölecek şekilde. 30'a 30 yapıyor. 30 burası, 30 burası. Devamında 8 kök 3 buraysa yansıması düşünün. 8 kök 3 de bura oldu mu? O halde bakın burası 60 derece. Burası 30 derece kalıyor. Bakın şu kenarlar eşit oldu. Bakın 90'dan inen bir doğru var. İki eşitliği gördüm. Hemen geldim muhteşem üçlüden. Şurayı da eşit yaptım. O halde tabanlara göre alan belirtirsek. Bakın burası 16 kök 3 birimse. Aynı taban burada da olduğu için 16 kök 3 de burada olmalı. İkisini toplarsam 32 kök 3 dik üçgenimin alanıdır diyeceğim. Evet, ABC üçgeni biçimindeki kağıdın AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıp açılıyor ve AD katizi oluşturuluyor. O halde açılarımız katlamadan dolayı eşit. Devamında 4AB eşittir 3AC olduğuna göre alan ABD alan ABC oranı kaçtır? Bakın AC'ye 4K dersem AB ne oluyor? 3K. Geldim AB'ye 3K dedim. AC'de 4K. Bakın açıortaydan dolayı 3M'ye 4M oluyor. Şimdi alanlarımı tabanlarıma göre dağıtacağım. Neden? Bu üçgende bir yükseklik var. O sol taraftaki üçgen içinde, sağ taraftaki üçgen içinde geçerli. O halde buraya ben 3A dersem burası ne oluyor? 4A. O halde alan ABD 3 bölü alan ABC yani tamamı 7. 3 bölü 7'yi işaretlerim. Evet, bir kenar uzunluğu 12 birim olan ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kağıt A köşesinden G ağırlık merkezinden geçen ve BC'ye paralel olan DE boyunca katlanıyor. Buna göre katlama sonucunda üst üste gelen parçaların alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar şöyle A, G ve A üssünü birleştiriyorum. Sonra bakın K'ya 2K olmalı değil mi? Bakın bu 2K katlanıyor. K buraya gittiyse geri kalan K da buraya düşüyor. Devamında bir kenar uzunluğu 12 ise, bakın burası 12 ise, yarısı nedir? 6'dır. 3K'ya 6 ise 2K'ya 4. Değil mi? Aynı şekilde 2K'ya 4 ise K'ya 2. Burası 6 olacağından burası 4 oluyor. Şöyle 2, şöyle 4. Aynı zamanda burası da 4. Eşkenardan dolayı şu kısım 60 değil mi? 30'un baktığı 6 ise 60'ın baktığı 6 kök 3. O halde bakın 2 kök 3 buraya, 4 kök 3 de buraya düşüyor. Şimdi burada yamuğun alan formülünden üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik eşittir. 12'yi 2'ye böldüm 6. 6 kere 2 12 kök 3. C seçeneğimi işaretlerim. Kırmızı şeridin kenar uzunlukları toplamı 90 birim olduğuna göre şeridin kalınlığı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgenin alan formülü neydi? A kare kök 3 bölü 4 değil mi? Eşittir. Bu neymiş? 81 kök 3'müş. Bakın kök 3'ler gitti. Bölü 4'ü karşıya çarpı 4 olarak attım. Sol tarafta a kare kaldı. Kök içine alırsam
A diye dışarı çıkar. Eşittir. Burayı da kök içine alırsam 81, 9 diye dışarı çıkar. Çarpı 4'te 2 diye dışarı çıkar. Yani 18'i bulurum. Bir kenar 18 ise 3'te çarptım 54. 90'dan çıkarttım 36 kaldı. Bu 36 içerideki üçgenin çevresi. 3'e böldüğümüz zaman bir çevresini 12 buluyoruz değil mi? Bizden şeridin kalınlığı isteniyor. Bakın. Yüksekliğimi indiriyorum şöyle. Şimdi taban 18, 2'ye böldüm 9. O halde uzunluğum 9 kök 3 değil mi? Şimdi geldim içerideki üçgene. 12 yarısı 6. Yüksekliğim 6 kök 3. 9 kök 3'ten çıkarttım 3 kök 3 kaldı. Bakın ağırlık merkezine göre paylaştıracak olursam 2 kök 3 yukarı kısım, kök 3 de aşağı kısımdır. Benden zaten kalınlık istiyordu, kök 3'ü işaretlerim. Evet, ABC üçgeni biçimindeki flama DE boyunca çizilerek alanları eşit iki bölgeye ayrılıyor. 4 AD eşittir AC olduğuna göre BEEC oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakıyorum şeklime. Bakın bura üçgen ama burası değil. O halde B ile D'yi birleştirerek burayı üçgen haline getiriyorum. Devamında AD'ye K dersem AC 4K olacağından şu kısma 3K kalıyor. Şimdi burada K tabanıma A alanı düşsün. 3K'ya da 3A düşmeli değil mi? O halde ben 3A'yı bakın A'ya 2A diye dağıtırsam hem de ne olur? Şu alanlar eşit olur. Yani şartımı sağlamış olurum. Bu duruma göre de şurada BE'ye M dersem EC'de 2M olur. Benden de zaten BEEC oranını istiyordu. 1 bölü 2'yi işaretlerim. Evet Cengiz öğretmen aşağıdaki aşamaları izleyerek bir çizim yaptırıyor. AB AC'ye dik ve ACB 15 derece olacak şekilde ABC üçgeni çiziniz. Bakın şöyle bir diklikten söz ediyor. Şöyle A burası olsun, B burası olsun, C de burası olsun. Gördüğünüz gibi AB AC'ye dik oldu ve ACB 15 derece. Bakın burası da 15. Şu kısma da 75 kalıyor. Devamında ABC üçgeninin ağırlık merkezi G noktasının BC kenarına uzaklığı 4 bölü 3 birim olsun. Şimdi A'dan BC'ye dikimi indiriyorum. Şöyle. Şu kısım diyelim ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinin BC'ye uzaklığı kaçmış? 4 bölü 3. 1'e 2 muhabbetinden şu kısımda 8 bölü 3 olmalı. Topladığımda 12 bölü 3'ten 4. Bakın 15-75-90 üçgeninin özelliği neydi? Hipotenüse inen yükseklik neyse hipotenüs onun 4 katı. Yani 4 kere 4 16. Buradan alan hesabı yaparsam 4 çarpı 16 bölü 2'den 16 ile 2 sadeleşti 8 kaldı. 4 kere 8 32'yi işaretlerim. Evet BC 18 kök 3 birim olduğuna göre sarı boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar renkte kayma olmuş sarı bölüm şu açık pembe olan yer. Bakın burayı bulmak babında öncelikle şöyle A'dan doğrumu çekiyorum aşağıya. Bakın üçgenler üçer birim aralıklarla içeri doğru gelmiş. Şöyle 3, 3 daha 6. Devamında bakın ağırlık merkezi burasıysa 3 de burası olacaktır. 3 buraysa 1'e 2 muhabbetinden 6 burası. 6 burası, 6 burası. Sağlamasını yapalım. 18 kök 3'ü 2'ye böl, 9 kök 3. 30'un baktığı 9 kök 3 ise 60'ın baktığı kök 3 katından 27 olmalı. Bakıyorsun 9, 18 daha 27. Devamında sarı boyalı bölgeye gelecek olursak. Şu EFD üçgeninden LMK üçgenini çıkaracağız. Bunun için şu tabanı bulalım. 60'ın baktığı 18 ise 30'un baktığı nedir? 6 kök 3. 6 kök 3 de orası. Tabanım 12 kök 3. Çarpı yüksekliğim 18. Bölü 2. Eksi. Geldim içerideki üçgene. Şöyle 60'ın baktığı 9 ise 30'un baktığı nedir? 3 kök 3. Tamamı 6 kök 3. Tabanım 6 kök 3 çarpı yüksekliğim 9 bölü 2. Buradan 2 ile 18 gitti. 9 kaldı. 6 ile 2 gitti. 3 kaldı. 9 kere 12 108 kök 3 eksi 3 kere 9 27 kök 3. 108'den de 27 çıkartırsam 81 kök 3'ü bulurum.